Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yine bir enteresan makineyle beraberiz. Aprilla Racing ailesinden Tuano 660. Tabii bu bir şehir naked'ı, şehir içi motosikleti. 660 cc'lik çok renkli, çok güzel bir motor. Motoru buradan gördüğünüz gibi önde çok güzel LED aydınlatmaları var. Önde yine çift disk fren, Brembo ve bastığınız zaman zımba gibi tutan frenleri var. Arka keza öyle, ABS. Çok güzel bir ekranı var. Ekranı ile ilgili detaylı bilgi aslında biz Aprilia'nın motosiklet geldiği zaman Motoflex diye hatırlıyorum yerin adını. Motoflex'te incelemiştik ve detaylarını Eray anlatmıştı. Buraya o videoyu koysun. Şimdi biz bu motoru aldık. Eray incelemesini çekti. Ben de bir kısa bir tur atıp bana verdiği hissiyatı söylemek istiyorum. Beni biliyorsunuz bir enduro kullanıcısıyım. Bir de scooter'ım var. Şehir içinde kullandığım. O yüzden hani benim için ne anlam ifade edecek? Oturuşu rahat mı? Kullanımı konforlu mu? Şehir içinde kullanmak için bunu satın alır mıyım? Bunları konuşacağız. Hadi bir seyahat edelim. Beykoz'un içinde ufak bir tur yapalım istiyorum. Hop! Şöyle açılış ekranı çok afilli görün istiyorum. Bakar mısın? Şıkır şıkır geliyor. Hakikaten çok tatlı. Şimdi çalıştıralım. Birazcık egzozun sesine bakalım. Max speed 235. Çıkma egzozlara. Şehir içindeyiz. Motosiklet çalıştığı zaman bu tarzda güzel bir egzozu var. Buradaki açık egzoz birazcık tehlikeli. Bacağınızı yakabilirsiniz ya da pantolonunuzu plastik bir şey varsa eritebilir. Dikkat etmenizi öneririm. Egzoz sesi böyle. Efsane. Okey. Hadi şehir turuna başlayalım. Bakalım üzerine oturduğum zaman ben bir 80'im, ayaklarım yere tam olarak basıyor. Bu ekrandaki uyarılar hareket geçtiğimiz andan itibaren ortadan kalkacaktır. Dediğim gibi oturuş pozisyonu, konforu rahat. Biraz eğilerek tutmak lazım. Yani şimdi normalde GS'i böyle tutuyorumdu. Tutuyor oluyordum. Şimdi bu biraz daha şehir içi bir naked olduğu için bunu biraz daha eğilerek tutuyorsun ama öyle bir racing gibi sürmüyorsun yani. Bir hafif eğiliyorsun. Oturuş tarzı böyle. Bakalım ilk hareketten itibaren nasıl hissettirecek? Oha! Ya gidiyormuş bu ya. Hakikaten Allah'tan sokağa çıkma yasağı var. Aman Allah'ım. Motosiklet resmen. Hadi abi gidelim abi modunda. Pardon dostum, ben bir döneyim. Oo, altında gerçekten çok güçlü bir motosiklet olduğunu hissediyorsun sürerken. Şurada bir MT7'ye benziyor. Nedir bu ya? Önümde hoş bir motor var. Yo, pusu sarmış. Galiba 400. Ya da 250 olabilir, tam bilemiyorum. Evet, şimdi kıvraklığına biraz konuşalım. Motor hakikaten acayip kıvrak abi. Şıkır şıkır sürülebiliyor. Bu arada hazır buraya gelmişken akşamüstü Beykoz'un güzelliği bambaşka. Dediğim gibi şehir içinde kullanılabilecek güzel bir motor. Çizgisi nasıl? Ellerimizi bıraktık. İp gibi vallahi. Çok konforlu. Koltuğu selisi acayip güzel. Amortisörleri bir tık sert. O da böyle virajlara fıtı fıtı güzel güzel yatabilelim diye yapmışlar. Ama öyle çok rahatsız ediyor mu? Bir scooter gibi değil tabii ki. O kadar rahatsız etmiyor. Ama güzel bir amortisör var. Hızlanma, ivmelenme efsane. Yani çalıştırdığım andan itibaren
Gazı aç abi. Hadi abi bak. Hadi abi. Gidin. Altında agresif bir çocuk var. Egzoz sesi de keza insanı yoldan çıkartır yani. Bastıkça basarsın bu motorla. Çok tehlikeli. Ama acayip kıvrak. Hareketlerde bulunabiliyorsun. Biraz daha sürelim. Yine sahilimizin güzelliği. Karım yaptı diye demiyorum. Efsane hakikaten. Burası normalde halkımızın çok rağbet ettiği bir yer ama işte pandemi nedeniyle bu ön amortisör sert. Azıcık bir çukura deneyeyim dedim. İşte araç mı sollayacaksın? Aç gazı. Bir saniye abi. Hop. Çok çok başarılı. İvmelenmesini çok beğendim. Mesela düşük vitesi alalım öyle. Bak 2'ye aldım. Sollama hızıma bak. İnanılmaz. Aracın, motosikletin ivmelenmesi çok başarılı gerçekten de. Acayip şey buldum, güzel buldum. Hadi şuradan yukarı çıkalım. Yollar bizim bugün nasıl olsa. Köpüşler aman. Siz rahatsız olmayın. Yavaş geçerim ben. Şıkır şıkır kullanıyorsun ya. Ya gerçekten şehir içi için hani tamam fiyat olarak MT7 Trident 660 falan gibi motosikletlerin biraz üzerinde kalabilir. Yani onlar da 80-90 bin bandında satılıyor. Bu biraz 140-130 bandında bir motosiklet ama özellik olarak çok farklı, çok güzel bir motor. Hani 600 bu CC'deki motorları değerlendirirsek onların arasında çok acayip özellikleriyle öne çıkıyor. Hem teknoloji anlamında. Eray'cim sen burayı incelemeni koy. Bu da benim bir Enduro kullanıcısının motosikleti değerlendirme videosu olsun. Hop hop. Çok hakikaten bakar mısın? Miraj falan deli motor yani. Tam bir şehir içi motoru bence. Çok ince. Gidonu da tam kafi aralıkta böyle. Çok geniş değil. Gördüğünüz gibi her yerden, aradan, dereden geçersin. Şöyle bir dönelim buradan. Orhan amca gibi deli dönüşü yapalım. Nasıl virajı? Hop. Yat biraz daha. Yat, 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 yat. Çiçek. Hiçbir sıkıntımız yok. Şimdi İtalyanların tabii motosikletleri böyle bir abi al beni. Bas gidelim diyor yani. Ben Panigale'yi kullanmadım henüz. Honda'nın Racing'lerinden kullanmışlığım var 600 RR. Daha binlik makine kullanmış bir adam değilim açıkça söylemek gerekirse. Ama böyle 600 cc bandındakileri cesaretle kullanabiliyorum yani. Sıkıntı yaşamadım. Binlik de kullanırım ama işte mesela bir Fireblade bu altın elbiseli adamın motorundan insan kullanmak ister yani ama cesaret meselesi tecrübem yok o kadar. Ben Enduro makine kullanan bir adamım. 1200'lük bir makinem var. Öyle kıyasladığımız zaman bu makine onların yanında gerçekten başka bir şey yani. Bu kültürü anlamak, bu kültürü bilmek lazım. Ben de öğreniyorum şu anda açıkça söylemek gerekirse. Yani azıcık gazı açtım mı ikinci vitestesin direkt yüzde. Çok iyi ya. Çiçek. Motoru çok beğendim yalnız. Bir de frene bak abi. Basıyorsun stopu yapar gibi duruyor. Frenleri efsane. Hızlanması öyle, frenlemesi de öyle. Motoru beğendim. Alınır. Ya tabii o kadar param olsa alır mıyım? Niye almayayım ya? Yani çok para, güzel oyuncaklar demek zaten. Niye millet gidip o zaman Tajjan alıyor? Çok parası olan adamlar. Bir bakalım bakalım. Evet.
da biraz fren asılalım. Hakikaten iyiymiş. Aha, dörtleri yakıyor. Bir de ileride gaz açalım. Şöyle şeyden çıkalım. Koridor, hız koridorundan. Evet, hadi bakalım. Ha, dörtte kalmışız. Pardon. Birazcık böyle. Aa, geceyi de fark etti tünelde olduğumuzu. Vay arkadaş, güzel özellikler bunlar bak hep. Şimdi bakalım 2'de ne yapıyorsun? 113'e kadar çıktı. 3'te şuradan bir çıkarsam yapacağım ama önümü göremediğim için açamadım tam. Evet, görüyorum artık. Kesiciye 160'da mı girdi 4'te? Aa. Yani burada hiç trafik olmaz. Siz de bana denk geldiniz ha. Çok ayıp. Hadi bakalım. 4. vitesteyiz. Çok iyi ya. Alet. Gidiyor be. Ve duruyor da yani. Şu anda mesela hop. Zaten ben çok münayim giderim ki falan moduna dönüyorsun anında. İyi misin motorcu? Yardıma ihtiyacı var mı çocuğun acaba? Dostum ben bir döneyim sana zahmet. Temiz mi buralar? Clear. Abi hızlanmaya bak ya. Sen ne güzel hızlanıyorsun. Hakikaten çok iyi hızlanıyor alet. Hızlanmadı mı? Çek bir alt vitese. Kopuyor yani. Gittiği kadar duruyor da. Buna çok bayıldım. Gerçekten makine gittiği gibi duruyor da yani. Yani yol el verseydi biraz daha binerdik açıkça söylemek gerekirse. Yani şartları zorlardım. Son viteste maksimum kaçı görebileceğiz diye bir denerdim. Ama şartlar ve yollar buna izin vermedi. Ama çok heyecanlandırıyor insanı yani. Böyle bir makineye sahip olmak başka bir güç abi. Ben bir kaçayım abi. Evet, acayip güzel yatıyorsun. Köpüşlerimiz burada mı? Onları rahatsız etmeyelim. Sıfır ses. Bu arkadaşlara yem verin. Rica ediyorum sizden. Buradan geçerseniz bakın Türk-Alman Üniversitesi'nin hemen sağında köpüşler insanların verdiği yemeklerle besleniyor. Sizden de ricam onları beslemeniz. Evet, şimdi şurada polis çevirecek. Sola döner dönmez polis var. Kağıdımız yanımızdadır inşallah. Ana yok. İnşallah çevirmezler. İyi durmuşlar. Mola anlarına denk geldik. Diğer motosikletim de kaldı. Normalde sıkı denetleme var buradan geçerken. Küçük bir Beykoz turu yaptık. Abi yat daha rahat ol ya, yat falan diye yani. Köpüşe dikkat. Abi çok güzel bir şehir makinesi. Nasıl kıvrak, nasıl güzel. Nasıl güzel yatıyorsun. Gazı açtığın zaman da altında çok güzel bir canavar var. Her tepkine anında cevap veriyor. İnanılmaz başarı.
Köyümüze geldik. Bu küçük turumda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aprilla Tuana 660'la Beykoz turu yaptık. Hazır yollar boş. Bizlerin evet izin kağıdı var. O yüzden bu seyahatleri gerçekleştirebiliyoruz. Yoksa mümkün değil. Şöyle bir bakalım son kez dışarıdan. Evet abi. Hadi bizim mahallede çocuklar süper bak oynuyorlar futbolda. Halet çok başarılı. Herkese tavsiye ederim. Paranız varsa almaktan korkmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şöyle yapayım.